Fiyatları görünce herkes gibi biz de aynı fiyatlarda bir santral kurabiliyor muyuz? Eylül ayı itibariyle elektriklere de zam gelmişti. Evet. Merhaba, ben Kerem Çilli. Erdem Yavuz'la birlikte size bugün farklı bir bakış açısıyla iPhone yerine güneş enerji santrali nasıl kurabiliriz? Aynı fiyatlarda bir santral kurabiliyor muyuz? Bize ne kadar elektrik üretir? Farklı bir açıdan yaklaşmaya çalışacağız. Geçen lansman yapıldığında fiyatları görünce herkes gibi biz de aslında çok şaşırmadık. Beklenen zamlar vardı ama bazı ürünlerde çok inanılmaz rakamları gördük. Şu an en yüksek iPhone özelliği ve fiyatı neydi? iPhone 14 Pro Max'in fiyatı şu an 57.199 TL. Dolar karşılığına dönüştürürsek, genelde bizim sektör hep dolarla konuştuğu için, yani kaç dolarlık bir telefondan bahsediyoruz şu an? Bugünkü dolar fiyatına bakarsak 18.24 TL. Yeni çıkan iPhone modeli ise 3.135 dolar. 3.100 dolar desek, baktığınızda 3.100 dolara aslında güzel bir güneş enerji santrali kurup ciddi de bir elektrik üretimi yapılabilir. Biraz bunun üstüne kafa yorduk değil mi birlikte? Evet. Bu detayları izleyenlerimizle paylaşalım. iPhone tabii ki alınabilir ama iPhone almak yerine o fiyata güneş enerji santrali kurup elektrik fiyatlarınızı ciddi anlamda düşürebilirsiniz. Çok ciddi. Bu videonun mesajı bu olacak. Çok rahat söyleyebiliriz. Mesela ne kadarlık bir sistem üzerinden biz örneğimizi yaptık yerden? Kaç kilovatlık bir sistem? Biz şu an Antalya'daki bir ev için 3 kilovatlık bir sistem üzerine çalışacağız. 3 kilovatlık sistem, yani şu an güncel 550 wattlık panellerden 6 tane var. Evet. 3.3 kilovatta güneş paneli bağlantısı yapacağız. Fiyatlarına girelim istersen. Ortalama fiyatlardan bahsedelim insanlara. Panelleri kaç paraya toplamda mal etmiş olacağız? 550 wattlık 6 adet panel 1485 dolar mal ediyor. Peki inverter olarak ne kadarlık bir bütçe ayırdık bu konuya? 3 kilovatlık bir şebeke bağlantılı inverterden bahsediyoruz. O da yaklaşık olarak 800 dolar civarında. 800 dolara ciddi kaliteli bir ürün tedariği yapmak mümkün olabilir. Farklı fiyatlar da var. Bu arada hani bu sadece konunun farklı bir yaklaşımı, öyle söyleyeyim. 800 dolar illa 800 şey herkes o fiyattan satacak diye bir şey yok. Daha pahalısı, daha uygun fiyatlısı da muhakkak olacaktır. Keza panelde de, diğer ekipmanlarda da. Burada amacımız, bakın, öyle bir bütçe var ki, telefon bütçesi. Bu bütçeyle biz güneş enerji santrali bile kurabiliyoruz, o size anlatmak. Diyelim ki 800 dolarda inverterimize verdik. Peki başka neye ihtiyacımız olacak? Bir tane smart meter almamız gerekiyor. Bunun maliyeti de 100 dolar. Smart meter niçin alıyoruz? Biz ürettiğimiz enerjiyi evin içine kullanmak istiyoruz. Bunun dışarı verilmesini engellemek istiyoruz. Verirsek ne olur? Bizim kullandığımız sayıçlardan dolayı dışarı verirsek sayıcımız daha fazla sayacak ve faturamız yükselecek. Hem bedava elektrik vermiş olacağız dışarıya, hem üstüne bir de parasını ödemiş olacağız. Evet. O yüzden smart meter burada kurtarıcı bir rol üstleniyor. Ama tabii ki şunu da altını çizelim. Bu sadece deneysel amaçlı bir fiyatlama. Normal şartlarda şebeke bağlantılı inverter aldığınızda dağıtım şirketine bu durumu belirtmeniz, projelendirmeniz gerekiyor. Biz bu örneğimizde, iPhone örneğinde projelendirmeyi bu konunun dışında tuttuk. Daha sonraki bütçenizde de sistemi kurduktan sonra projelendirmesini tabii ki yapabilirsiniz. Ama en istenen senaryo, en başından her şeyin projeli, düzgün bir şekilde mühendislik hizmeti verilmiş şekilde kurulmasıdır tabii ki. Tabii bu fiyatların dışında birkaç tane daha kalem var. İnverterden bahsettik, panellerden bahsettik. En büyük iki kalem bu ama bunun dışında konstrüksiyon, işte kablo, elektrik şart malzeme gibi küçük, evet, belki bir pano yapmak gerekebilir. Bununla ilgili bir bütçe ayırdık mı? Bununla ilgili bütçe 800 dolar. Hepsinin toplamı. Evet, İşçilik de içerisinde, doğru, evet, mu? Evet, çatıya sabitlemeden kablo, panoya kadar. Peki başka bir bütçemiz var mı? Başka bir kalem kaldı mı? Yok, bu kadar. Toplamda ne kadar mal olmuş oldu? Yani 3 kilovatlık bir sistemimiz. Toplamda 3135 dolar ki bu da iPhone parasına tam eş değer bir bütçe. Yani bir iPhone karşılığında 3 kilovatlık bir güneş enerji santrali baştan sona kurabiliyoruz ve kullandığımız ekipmanlar da oldukça profesyonel, evet, ekipmanlar olacak. Yani derme çatma bir güneş enerji sisteminden de bahsetmiyoruz bu arada. Biz bunu Antalya'da evimize kurduk. Ama çok fazla elektrik tüketimi olmayan bir ev. Yani günlük 8 kilovat ve 6, biliyorsun fiyatlamalar farklı. Öyle bir evde, az tüketimi olan bir evde bize yıllık ne kadar kazandırır bu sistem? Yıllık olarak biz 5475 kilovat saat üretmiş olacağız. Bu sistem bizim yılda 9500 TL faturamıza katkı sağlayacak. Ev kullanıcısı ve düşük kademeli tarife ağırlıklı kullanan bir ev tüketicisi için neredeyse 10 bin liralık bir, evet, faturadan tasarruf anlamına gelmiş olacak. Peki ikinci bir kademe daha var evde, biliyorsun, çok fazla tüketenler için. Onlar için ne kadar bir tasarruf sağlamış olacak? Evde 8 kilovat üstünde tüketim yapanlar için de 14 bin TL yıllık kazandıracak. 14 bin TL yıllık kazandıracak bir elektrik üretiminden bahsediyoruz. Sadece, evet, 3 kilovatlık bir kapasite kurduk. iPhone almadık, güneş enerjisi kurduk. Yıllık bize 14 bin lira kazandırdı.
eğer tüm elektriğimizi evde harcarsak 14.000 TL. 14.000 TL'ye eşdeğer bir elektrik üretiminden bahsediyoruz. Peki işletmeler için konuşacak olursak, orada da biliyorsun 30 kW altı ve üstü gibi bir ayrım söz konusu. Peki işletmelerde durum nedir? Bize nasıl bir avantaj sağlayacak bu ürettiğimiz enerji? Günlük 30 kW ve altı için yıllık 18.300 TL kadar bir katkı sağlayacak. 18.300 TL, evet. 30 kW ve altı. Peki çok ciddi bir elektrik sarfiyeti olan işletme için, yani günlük 30 kW üstünde kalan ciddi bir harcaması var. Bu senaryoda ne kadarlık bir avantajımız olacak? Yıllık 24.500 TL civarında bir katkı sağlayacak. Yıllık 24 bin lira kadar bize bir tasarruf sağlayacak. Tabii ki burada temel nokta Eylül ayı itibariyle elektriklere de zam gelmişti. Evet. Onunla ilgili de bir makale yazmıştık. Her bir işletme hangi abone grubundaysa KDV dahil ne kadar elektrik faturası ödeyeceğini belirtmiştik. Sen de o rakamları baz alarak, evet, o rakamlarla çarptın değil mi? Bu rakamların nereden geldiğini de izleyicilerimize söylemekte fayda var. KDV dahil, her şey dahil, 1 kilowatt saatin kaç para olduğunu da şu an ekrana zaten veriyor oluruz. İşletme için ne kadar, ev için ne kadar ve çok fazla tüketim olan işletme için neredeyse 25 bin lira, doğru mu? İnanılmaz bir rakam. iPhone da tabii ki alınabilir ama 25 bin lira tasarruf bir işletme için harika olabilir. Zaten birçok işletme güneş enerjisiyle ilgili çokça soru sormaya başladı bu dönemde. Çünkü kesin bir çözüm ve uzun soluklu bir çözüm oluyor güneş enerjisi. O anlamda bu farkındalık videosu diyeceğimiz videoyu sizin için yapmak istedik. Evet Yavuz, biz burada hep tüketimimizi tasarruf ederek ne kadar bize para kazandıracağından bahsettik bu sistemin. Bir de işin elektrikli araç boyutu var. Elektrikli araçlarda kendi aracımız olsa, ürettiğimiz elektrikle onu doldursak kaç kilometre yol gidebiliriz bir yılda? Ondan biraz bahsedelim. Yıllık ürettiğimiz elektrik miktarı ne kadardı? 5475 kWh. 5500 diyelim. 5500 kWh elektrik. Aracımız aşağı yukarı 50 kWh'de bir depo ve 300 kilometre menzil diye düşünürsek kaç defa doldurmuş olacağız bu arabayı? Yaklaşık 110 defa doldurmuş oluruz. 100-110 kez elektrikli arabanın deposunu tamamen doldurabilmek anlamına geliyor. Her depo 300 kilometre bize menzil kazandırdığına göre 300 çarpı 100 anlamına geliyor. 30 bin kilometreden bahsediyoruz. İnanılmaz bir rakam. Tabii bunu diğer taraftan benzin ve dizel araç kullanan insanlar da düşünsünler. 30 bin kilometre yol yapan birisi benzine ne kadar ödeme yapacaktı? Dizele ne kadar ödeme yapacaktı? İşin bambaşka bir boyutu. Evet, farklı bir açıdan yaklaşmaya çalıştık. Umarım size farklı bir bakış açısı sağlamışızdır. Dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.